15 Şubat'la komployla Sayın Öcalan'a yönelik bu komployla başlayan süreci değerlendirmeye başlamadan önce hem bu komployu şiddetle tekrar kınıyor ve naletliyorum. Tabii halkımız bu 15 Şubat 1999'da Sayın Öcalan'a yönelik bu uluslararası komployu kara gün, Roja Reş olarak değerlendirdi. Gerçekten de Kürt halkı açısından böyledir. Hala 15 Şubat denildiğinde veya geldiğinde, yaklaştığında Kürt halkının yüreği kanar. Ve bu yüreği kanama öyle sanıyorum ki Başkan Öcalan özgür olana kadar, özgürce halkımızın arasına girene kadar bu devam edecektir. Bu nedenle komplocuları bir kez daha kınayarak konuya girmek istiyorum. Tabii 15 Şubat 1999'daki bu uluslararası komployu değerlendirmeden önce aslında çok gerilere gitmeden 1984'ten itibaren Kürdistan'da, daha doğrusu 12 Eylül hemen 1980'den sonra Kürdistan'daki değişimleri ve Kürtlerde çıkan ortaya dinamiği ne bir göz atmak gerekiyor. Biliyorsunuz 12 Eylül faşist askeri diktatörlüğü aslında giderek Kürt halkında gelişmekte olan ulusal hareketleri boğmayı birinci hedef olarak görüyordu. Ve bu nedenle Kürdistan üzerinde, halk üzerinde gerçekten çok büyük bir terör, devlet terörü estiriliyordu. O dönemlere tanık olan insanlarız biz. Yani köylerde silah arama bahanesiyle köylüye her türlü zulüm, cezaevinde, özellikle Ahmet cezaevinde insanlık dışı baskılar ve işkenceler, yani Kürdistan baştan başa büyük bir zulüm altındaydı. Tabii buna karşı cezaevlerinden başlayıp daha sonra 1984'te gerillanın harekete geçmesiyle büyük bir direniş baş gösterdi Kürdistan'da. Bu toplumsal dinamik çok önemliydi. Tabii bunu diğer Kürt isyanlarından değerlendirerek, diğer Kürt isyanlarına karşılaştırarak bunun çok kısa süreceği tahmin ediliyordu. Yani devlet de zaten o iddiadaydı. Biz bu 3-5 çapulcuyu çok kısa zamanda bitireceğiz diyorlardı. Ama öyle olmadı. Gerilla gün geçtikçe gelişerek ve her yıl biraz daha etkili hamleler yaparak 1988'e vardığımızda, yani gerillanın mücadeleye başladığı 4. yıl dönümünde ikinci bir toplumsal dinamik daha gündeme girdi. O da başta Botan bölgesi olmak üzere işte ilçelerden ve köylerden başlayan halk serdalları toplumsal bir dinamik olarak, yeni bir dinamik olarak devreye girdi. Ve 1990'lar geldiğinde işte HEP'in kuruluşu ve 1991'de de büyük bir halkın büyük bir desteğiyle ilk defa Kürt kimliğiyle parlamentoda bir grubun temsili ve üçüncü bir dinamik olarak bunun devreye girmesi gerçekten Kürt halkının gelişimi, mücadelesinin gelişimi anlamında önemli noktalardı. Yani Kürdistan diğer parçalarında da, özellikle mesela 1992'de Kürdistan'da parlamentonun, bir parlamentonun seçiminin yapılması, orada bir parlamento kurulması, bir federe devlet oluşumunun adım adım geliştirilmesi, bütün bu dinamikler devlet içinde, Türk devleti içinde iki farklı çizginin oluşmasını da beraberinde getirdi. Bunlardan birisi artık bu sorunun şiddet yöntemleriyle çözülemeyeceğine kanaat getiren
ve başını Turgut Özal, Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal ve Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis öncülüğünde yürüyen barışçı çözüm arayışıydı. Biliyorsunuz bunun detayına girmeyeceğim ama Sayın Öcalan bunu değerlendirdi ve 17 Mart 1993'te ateşkes ilanıyla bunu değerlendirdi. Ama sonuçta bu Özal'ın ölümüne neden oldu, Özal'ın öldürülmesine sebep oldu ve bu hamle yani devlet içinden sorunu barışçı çözümü yönde yapılan radyocu bir kanat tarafından ki bunların da başını Doğan Güreş çekiyordu. Bunların komploları ve nitekim başta Özal'ın öldürülmesi ve daha sonra daha Eşref Bitlis'in yani bir uçak kazasında tasfiye edilmesiyle bu kanat önemli bir darbe aldı. Ve ondan sonra da zaten bu soykırımcı, NATO'cu, Gladio'cu kanat Kürdistan'da büyük bir terör estirmeye tekrar başladı. Örneğin yani bu ekip 17 bin faili meşhur denen aslında faili devlet olan cinayetlerin oluşmasını, 5 bin köyün yakılmasını bu ekip sağladı. Ama 95'te ilginç bir gelişme oldu. Yine bir ateşkes seçim, yani genel seçimler vardı. Burada Sayın Öcalan tekrar bir ateşkes ilan etti. Fakat buna da 1996'da bir suikast girişimiyle yanıt verildi. Ve 97'de, 96'da çok önemli bir şey oldu. 3 Kasım'da Susurluk'taki meydana gelen kaza gerçekten devletin ne kadar çeteleştiğini, kirlettiğini açığa çıkardı. Buna dayanarak ordu içindeki özellikle İsmail Hakkı Karadayı ve Hüseyin Kıvrıkoğlu liderliğindeki ve bunların çizgisi de Özal ve Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in çizgisine çok yakındı. Bunlar bir hamle yaptılar tabii. O hamle sırasında tekrar görüşmeler dolaylı yoldan görüşmeler oldu. İşte bazı askeri yetkililer Avrupa'ya giderek PKK ile görüşmeler sürdürdüler. Ama bütün bunların sonucunda 1998 1 Eylül'ünde Başkan Öcalan tekrar bir ateşkes süreci ilan etti. Ama öyle görünüyordu ki bu ateşkes sürecini sağlamaya çalışan ekip, yani barışçıl çözümde yara olan ekip çok kontrolü elinde tutamayan bir durumdaydı. Ve çok kısa zamanda da diğer kanat, yani bu soykırımcı, NATO'cu, Gladio'cu kanat tekrar egemen oldu. Ve bu egemenlik sonucunda bu uluslararası komplonun başlangıcını temsil eden işte Kara Kuvvetleri Komutanı Hatay sınırına gidip Suriye'yi tehdit etmesi söz konusu oldu. Tabii o dönemin hatıralarını anlatırken Abdülhalim Haddam sonradan Suriye'den kaçıp Fransa'ya sığınma yaptı. Bu, o dönemde yani bu komplonun başladığı süreçte 9 Ekim'den önce o Hafız Ezad'ın yardımcısıydı. Onun bir hatıralarında okumuştum. Şöyle diyordu. Hüsnü Mübarek'in tabii şeyi ziyaretinden sonra Hafız Ezad'ı Türkiye'ye uğradıktan sonra ziyaretinden akabinde hemen Hafız Esad Başkan Öcalan'la görüşmek üzere bu Abdülhalim Haddam'ı görevlendiriyor. Diyor ki siz bir kendisiyle görüşün. Durumlar ne bir de ondan dinleyelim. Abdülhalim Haddam diyor ki ben diyor Sayın Öcalan'ı davet ettim. Geldi diyor.
Kendisine diyor bir soru yönelttim. Ya bu Türkiye'nin tehditleri ciddi mi, blöf mü diye. O da diyor bana çok yarım bir şekilde yanıtladı. Hayır dedi, bence ciddidir dedi. Orta Doğu'daki gelişmeler, işte NATO'nun tutumu, NATO o dönemde ABD öncülüğünde Doğu Akdeniz'de büyük bir donanma yığınağı yapmıştı. Savaş gemilerini yığmıştı. Bunun ciddi olduğunu söylüyor. Zaten savunmalarında da Başkan Öcalan bunu ciddiye aldıklarını ve artık Suriye'den çıkmak gerektiğini orada da söylüyor savunmalarında da. Abdülhalim Adam yine anılarında diyor ki ben kendisine bir soru daha yönelttim. Peki bu durumda ne yapabiliriz dedim. Diyor çok zeki, hemen benim ne demek istediğimi anladı. Aslında benim söylememe fırsat vermeden kendisi dedi ki benim çıkmam gerekiyor. Ve 9 Ekim böyle gelişti. 9 Ekim 1998'deki Başkan Öcalan'ın Suriye'den çıkışının süreci böyle oluştu. Ve ondan sonra da sizin de belirttiğiniz gibi 4 ay boyunca büyük bir takip altında NATO'nun ve Gladio'nun ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği o koalisyonun girişimleriyle önce Atina, sonra Moskova, Roma derken Avrupa'da daha sonra tabii büyük bir komployla ve Başkan Öcalan'a tamamen yanıltarak onu işte Afrika'da Güney Afrika'ya götüreceklerini vaat ederek Nairobi'de, Kenya'nın başkenti Nairobi'de Türk devlet güçlerini direkt teslimiyle yani bu komplo süreci gerçekleşmiş oldu. Böylece 15 Şubat 1999'da Başkan Öcalan İmralı'ya getirildi. Ve İmralı'da kendisini ilk karşılayanlar arasında askerlerin, yani askerlerin olduğunu, Genelkurmay adına gelenlerin ve bir de Avrupa Birliği temsilcisinin, Avrupa Konseyi temsilcisinin olduğunu. O zaman diyor bunun bir tamamen bir uluslararası komplo olduğu çok açıkça ortaya çıkmıştı. O komplo böylece 23 yıldır devam ediyor. Dediğim gibi Kürdistan'da 1 Eylül 1998'den gerilla ateşkes ilan ettiği için gerilla ateşkes konumundaydı. Yani bu 4 ay müddetince ateşkes konumundaydı. Herhangi bir eylem içinde değildi. Kürdistan'da ama tabii ki halk üzerindeki baskı terörde herhangi bir azalma yoktu. Bunlar devam ediyordu. Türkiye'de de gerçekten ekonomik durumlara da yine o savaşlardan dolayı, savaş aşamalarından dolayı iyi bir durumda değildi. Orta Doğu'da da dediğim gibi aslında çıkmayacağı, Başkan Öcalan'ın Suriye'den çıkmayacağını hesaplayarak hem İsrail hem dediğim gibi Doğu Akdeniz'deki NATO güçleri alarm halindeydi. Yani aslında daha sonra 2011'de biliyorsunuz Suriye'ye karşı müdahale yapıldı. Bir NATO müdahalesi geldi yine. Örtülü olarak da olsa. Ama o zaman mesela diyelim ki NATO, ABD Suriye'yi haydut devletler kapsamında değerlendiriyordu. Yani büyük ihtimalle Başkan Öcalan da belirtir savunmalarında kendisinin çıkmaması durumunda İsrail'in güneyden, Türkiye'nin de kuzeyden saldırısıyla bir sandviç hareketiyle yani Hafız Esad yönetimini Suriye'yi tamamen tasfiye etmeye hazırlandığını belirtir. Zaten onun çıkışındaki zorunluluk da bundan kaynaklandı. Yani bölgede o sırada
mutlaka Türkiye'nin mesela Irak'a hareket de düşünülüyordu biliyorsunuz. 1991'de Körfez krizi başladı ve 2003'te ta Saddam devrilene kadar ki o süreç içerisinde yani bizim de 99 dediğimiz o komplo sürecinde Amerika iki şeyi yapmaya çalışıyordu. Birincisi sürekli askeri anlamda zaman zaman bombalamayla Saddam rejiminin içinde karışıklıklar çıkarmaya çalışıyordu. Bir diğer yandan da Saddam'ın yerine geçecek ve Irak'ı yönetecek tamamen ABD'nin ve kapitalist modernite güçlerinin kontrolündeki bir Irak'ın oluşabilmesi için yönetim hazırlığı içindeydi. Mesela 27 Eylül 1998'de KDP ile Yeneke'yi bizzat Albright yani Amerikan Dışişleri Bakanı Albright tarafından bir araya getirildi. Ve orada Güney Kürdistan'da yeni bir sürecin başlatılmasının çağrısı şeyi yapıldı. Yani adımı atıldı. Ve o dönemde mesela mutabakat metni yani 27 Eylül 1900'de mutabakat metni içerisinde KDP ile Yeneke arasında bir madde de KDP Yeneke'nin birlikte PKK'yı Güney Kürdistan'dan çıkaracağı şeklinde bir madde de vardı. Şimdi dolayısıyla o dönemde yani genel olarak Orta Doğu'daki durum ve Güney Kürdistan'daki durum biraz böyleydi. Ama dediğim gibi gerilla 1 Eylül 1998'deki ateşkes kararına tam uyum içindeydi o dönemde. Bir şey var ki bu konuda söylemeden geçmeyeyim onu. 1997'de zaten öncelikle savunmalarında belirtir ama orada açmaz. İsrail'in belli aracılığıyla Başkan Öcalan'la irtibata geçtiğini görüyoruz 97'de. Ve kendisine teklif edilen aslında bir anlamda yani İsrail'in ve kapitalist modernite güçlerinin Orta Doğu'daki yeni büyük Orta Doğu projesine katılımını dayatan bir teklifle geldikleri anlaşılıyor. Nitekim Başkan Öcalan kendilerine şunu belirtiyor aracılar aracılığıyla. Diyor ki biz her türlü ilişkiye falan açığız ama biz özgürlük hareketiyiz. Bir özgürlük hareketinin herhangi bir blok veya devletler grubuna entegre olması beklenmemeli diyor. Tabii birkaç gün sonra Mancheral ziyarete gidiyor. Sayın Öcalan'a diyor ki zaten Serok diye hitap ederdi. Serok diyor bu Amerika size çok kızmış. Sebebi nedir? O da durumu anlatıyor. Yani diyor bana bu teklifle geldiler ama ben de bunu kabul edemezdim. Biz bir özgürlük hareketiyiz. Hiçbir devlette her devletle de ilişkiye geçebiliriz ama görüşmeler de sürdürebiliriz. Ancak hiç kimsenin egemenliği altına, yönlendirmesi altına giremeyiz diyor. Vallahi diyor size çok kızmışlar. Ona göre kendine dikkat et. Şimdi yani 98'in adımları daha 97'de aslında netleşmişti. Onu da özellikle belirtmekte yarar görüyor. Tabii komplo biz o zaman cezaevindeydik. Uluslararası komplo Kürt halkını çok derinden sarstı gerçekten. Yani birincisi o anda bu komploya direnen üç önemli konuyu değerlendirmek lazım önce. Birincisi Başkan Öcalan'ın direnişidir. Yani kaba bir direniş içine girmedi. Ateşkesinin devam etmesi gerektiğini belirtti ilk konuşma fırsatı geçtikten sonra. Demokratik bir cumhuriyetle Türkiye'nin bütünlüğü içerisinde bu soruna çözüm bulabileceğini, bulunabileceğini
aslında kendisiyle sorgulamaya gelenlere de bütün gücüyle bu komplonun niyetlerini sergilemeye çalıştı. Bu komploya gelmemesi gerektiğini belirtti. Nedeni şuydu, bir sefer uluslararası evrensel hukuka göre Sayın Öcalan'ın bu komplocu güçler tarafından Türkiye'ye teslim edilmemesi gerekiyordu. Neden? Çünkü Türkiye'de işkence, ne derseniz, vardı. Bunlar uluslararası insan hakları örgütlerinde dile getiriliyordu. Ayrıca idam cezası vardı. Şimdi oradaki amaç aslında şuydu. Başkan Öcalan bunu daha sonraki değerlendirmelerinde çok açık belirtti. Bu ilk hedef Sayın Öcalan'ı idam ettirerek, aslında fiziken yok ederek Türkiye'de bir Kürt-Türk savaşı, böyle on yıllara yayılacak büyük bir savaşı başlatma niyetindeydiler. Neden? Çünkü bunların, ta İngilizlerin Birinci Dünya Savaşı'nda Orta Doğu'ya müdahaleleri sırasında uyguladıkları bir taktik vardı. Tavşana kaç, taziye tut. İki gücü çatıştırma ve ikisini de zayıflatıp kendine bağlama. Yani örneğin bu çıkacak savaş, yani kitleleri de artık içine alan büyük bir Türk-Kürt savaşıyla hem Türkiye zayıflatılıp iyice Orta Doğu'ya müdahale etmeyi planlayan, başta ABD'nin başını çektiği kapitalist modernite güçlerinin tam güdümüne girmek, diğer taraftan da gövde dediği, yani PKK'nın örgütünü zayıflatarak onu da bir şekilde KDP'leştirmek, KDP'li hale getirmek. Çünkü KDP tamamen bu kapitalist modernite güçlerinin, işte Amerika'nın başını çektiği bu güçlerin denetimindeydi. Çok açık bir şekilde denetimindeydi. Şimdi dolayısıyla Başkan Öcalan önce bu oyunu bozmaya çalıştı. Yani sürekli sorguculara Türkiye'nin büyük bir tehlike altında olduğunu, bu komplonun mutlaka halklar lehine çözülmesi gerektiğini ve bu konuda da Başkan Öcalan'ın direnişi ve ısrarı gerçekten sonuç da verdi. İkincisi, halkın güçlü sahiplenmiş. Yani bütün Kürdistan parçalarında PKK ile uzaktan yakından ilişkisi olmayanlar da dahil olmak üzere Kürt halkı büyük bir sahipleniş içine girdi. Mesela biz o zaman cezaevindeydik. Avukat arkadaşlar bizi ziyarete geldiğinde derlerdi ki, İstanbul Boğazı'ndan geçtiğinde, böyle boğazı izlediğinde, yani İstanbul'u izlediğinizde şunu görüyordunuz. Her yerden dumanlar yükseliyor. Yani halk kendiliğinden harekete geçmiş, büyük bir savunma ve sahiplenme hareketiyle her yerde kendi kararlarına eylem yapıyor. Mesela Urfa Emniyet Müdürü bir gün bizim hep genel başkanı, şimdi rahmetli oldu, Feridun Yazar'a şunu diyor. Feridun Bey diyor, sadece o Başkan Öcalan'ın, yani Türkiye'de olduğunun, uluslararası komple Türkiye teslim edildiğinin ilan edildiği gün 600 eylem oldu diyor Urfa gibi bir yerde. Ki Urfa'da çok kitlesel bir diyelim ki HEP'in gücü de yoktu yani o dönemlerde. Ama buna rağmen halkın güçlü sahiplenişinden söz eder. Üçüncüsü de özellikle özgürlük savaşçılarının, 200'e yakın insanımızın kendini ateşe vererek yapmaları oldu ki Albright bile bu konuda yorum yapmaya mecbur kaldı. Amerikan Dışişleri Bakanı dedi ki, biz tepki bekliyorduk da ama bu kadar büyük bir tepkiyi beklemiyorduk. Doğu Kürdistan'dan güneye, Güney Kürdistan'a, Kuzey Kürdistan, Rojava, her yer ayaktaydı. Yani Kürtler çok güçlü bir sahipleniş ve fedai eylemleri sayesinde devlet esas komplocuların amaçladığı
o rotaya gidemez bir hale geldi yani. Çünkü mesela diyelim ki öyle planlamışlar ki yani Başkan Öcalan'ı idam edecekler, fiziken ortadan kaldıracaklar. Bunu da Şeyh Said'in ve arkadaşlarının idam edildiği tarihe rastlatıyor. 29 Haziran. Karar veriş tarihi o tarihtir. 29 Haziran. Ve daha sonra mesela diyelim ki devlet içinde bu konuda değerlendirilerek mesela ben hatırlıyorum, çok iyi hatırlıyorum. Devamlı bu MHP'li kesimler, faşist kesimler, bu kontranın örgütlediği kesimler her yerde meydanlarda gösteriler yaparak bir an önce Başkan Öcalan'ın idam edilmesi gerektiğini dile getiriyorlardı. Bu şehit aileleri adı altında işte kurulan dernekler bir an önce kendi şehitlerinin onların tanımıyla intikamını almak için Başkan Öcalan'ın idam edilmesi gerektiğini söylüyorlardı ve her yerde eylemler yapıyorlardı. Hiç unutmam bu konuda Demirel televizyonda aynen şunu dedi. O şehit aile derneklerin bütün yöneticilerini topladı. Belli bir süre sonra tabii. 2000 yılı içindeydi sanıyorum. Dedi ki bakın dedi devletin ali menfaatleri gereği bu idamın yapılmaması gerekiyor. Yani ve ondan sonra zaten devlette çok açık bir net bir tavır oluştu ve dosya meclise gönderilmeden başbakanlıkta tutulması kararı verildi. Ecevit de zaten o zaman açıklamıştı, ben idamdan yana değilim demişti. Çünkü bu sahipleniş, Kürt halkının bu sahiplenişi, fedailerin bu direnişi Türkiye'nin gerçekten büyük bir Türk-Kürt savaşına sahne olabilir ve bunun on yıllarca devam edeceği yönünde demek ki devlet güçlerinde ikna etmişti. Ve sizin sorunuzun son durumuna gelelim. Yani fiziken başlıyorum. Önderlik hareketi zaten peki. Stratejik önderdi. Önderin diyelim böyle bir komploda şehit edilmesi gerçekten Türkiye'nin altından kalkamayacağı büyük bir yük demekti. Aynı zamanda mesela diyelim ki çok bize dost olanlar bile o zaman şöyle diyorlardı. PKK bu komplodan sonra 6 ay ancak yaşar. Yani 6 ay ömür biçiyorlardı peki. Ama tabii ki öyle olmadı. Bugün 50. yıla yani ilk önderliğin 1973 Nevroz'unda başlayıp bugüne kadar neredeyse 50. yıla gireceğimiz bir süreçte pekala yaşıyor. Dimdik ayakta giderek güçlenmiş ve büyümüş durumdadır. Ve bu şekilde ne baş yani gövdeden ayrılabildi. Gövde hareketti, halktı, destekçilerdi, özgürlük savaşçılarıydı. Ne de o tasfiye edilebildi. Ne yani ne baş ne gövde tasfiye edilemedi. Gerçek bu. Cezaevinde olmak en zoruydu. Yani deseniz, yani dışarıda olsak elimiz kolumuz bağlı değil. Mutlaka kendi rolümüzü oynamaya çalışırdık halk içinde. Fakat bir zindanda olmak, tecrit edilmiş olmak, halktan uzak olmak çok zordu o şartlarda. Şimdi biz tabii sürekli izliyorduk haberleri. Biliyorsunuz ancak Türkiye televizyonlarını izleyebiliyorduk. Yani evet. Cezaevinde başka olanağımız yoktu. Ama gelen sürekli avukatlar sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmıyorlardı. Onlar sürekli her gün gelip bize gelişmeleri bilgi veriyorlardı. Mesela 15 Şubat 1999 günü zaten sabah erkenden uyanırdık. Genellikle haberleri izlemek için. Mesela ATV'de daha yaşıyor ATV. Fuat Kozluklu ismini bile unutmuyorum. O zamanki o kadar etkilemişti bizi. İsmini bile unutmuyorum. Mesela dinledi kendisini. O diyordu ki benim Amerikalı
bir adını açıklamak istemeyen bir yetkiliden aldığım bilgiye göre şu anda Öcalan uçakla Türkiye'ye doğru hareket halindedir. Şimdi biz bu haberden çok sarsıldık ama bunun bir özel savaş propagandası olduğuna daha çok inanmak istedik yani. Ve biz her zaman şunu hiç aksatmazdık cezaevindeyken. Leyla arkadaşı da bizim yanımıza sabah getiriyorlardı. Biz üç kişi kalıyordu beraber. Leyla arkadaş da gelmişti. Ve biz 9 ile 12 arasında her gün kitap okurduk. Çalışma yapardık. Yani sessizlik saatiydi. Tam saat 11 sıralarıydı. Kapı birden böyle dış kapı açıldı. Çok belli kalabalık ayak sesleri gelmeye başladı. Önce odasından bizim Orhan arkadaş, rahmetli Orhan Doğan arkadaş hemen çıktı. Buyurun buyurun dedi. Biz de ne olmuş diyorduk acaba. Böyle bir karşıya gitti. Baktı ki cezaevinin savcısı, birinci müdür, ikinci müdürler, işte baş gardiyanlar, hepsi bizim koğuşa gelmişler. Sonradan öğrendik ki aslında bunları Adalet Bakanlığı göndermiş. Yani gidin devletlilerin buna karşı tepkisi nedir, ne düşünüyorlar? Bunları kendilerinden birinci elden öğrenin demişler. Şimdi tabii oturduk, bana soruyu yönelttiler savcı. Dedi ki, daha şeyden orayı atlamayayım. Televizyon kapalıydı tabii o seslilik saatinde. Bunlar içeri girer girmez. Orhan arkadaşa dediler ki, Orhan arkadaş onları karşılayınca. Dediler ki televizyon niye açık değil? O da dedi ki vallahi bizim saat, bu saat dedi bizim seslilik saatimizdir. O nedenle açık değil. Hayır hayır açın dedi. Anlatabilir miyim? Açınca zaten Sayın Öcalan'ın işte bayrağının önünde çekilmiş fotoğrafları falan. Yani tabii hani şok durumu derseniz ya öyle bir şok durumuyla karşılaştık. Gerçi sabah 6'da duymuştuk ama inanmamıştık dediğim gibi böyle bir şeye. İnanmak istememiştik. Şimdi tabii bana soruyorlar diğer arkadaşlar. Orhan tabii misafirdirler hani diye onlara bir şeyler ikram etmek için şey derken, hazırlık yaparken bana dediler Hatip Bey yani sizce ne olur bundan sonra? Ne düşünüyorsunuz bu mesele hakkında? Ben tabii ki dedim ki vallahi bu hem Türk ve Kürt halkı açısından dedim tam bir felakettir bu durum. Yani bunun sevinilecek bir yanı yok. Bu büyük bir komplodur. Ve Türklerle Kürtlerin gerçekten birbirine kırdırılması hedefleniyor. Çünkü idam cezasının olduğu bir yere bir insanı üstelik İlticaya başvurmuş olduğu halde getirip böyle bir devlete teslim etmek direkt Türklerle Kürtlerin on yıllarca süren bir savaşına davetiye çıkarmak anlamındadır dedim falan. Bunlar dinliyorlar sadece, hiç yorum yapmıyorlardı. Sonra o arada tabii misafirlere ikram etmeye kalkarken Orhan arkadaş bana da bir kahve tuttu. Ben o anda onlara göstereceğim tepki ancak ne olabilirdi? Ben dedim ki hayır, ben şu andan itibaren artık süresiz açlık görevindeyim. Ben kahve içmiyorum dedim. Orhan'cığım dedim falan. Tabii daha sonra onlar gittiler. Tabii ben öyle deyince bunlar yani birden kaptırar savcı, hakime hepsi çektiler. Hepsi savcı, cezaevleri müdürlüğü. Sonradan ben arkadaşlara tabii şunu sözüne ettim. Ya kusura bakmayın dedim. Gerçekten benim orada bir tepki vermem gerekiyordu. Yani ben sizinle danıştıktan, bunları tartıştıktan sonra bunu söylemeliydim. Ama onlar da hoş gördüler. Dediler yani olabilir böyle bir şey. Ve açlık grevine tabii başladık. Ta 10-15 gün sonra Başkan Öcalan müdahale etti. Ve birdenbire o her tarafta ateşler yandığı, her tarafın ateşe verildiği o Türkiye yerine daha sessiz, işte cezaevlerinde açlık grevlerin bittiği, kendini yakmaların özellikle durduğu bir sürece girdik.
O nedenle unutulmaz bir ama acı bir anıydı bu gerçekten bizim için. Bir açıklama da yapma gereği duymuştum DEP Genel Başkanı olarak. Cezaevindeydim ama açıklama gereğini duymuştum. Yani o da şuydu, bunun Amerika'nın tamamen, zaten üstleniyordu Amerika, Türkiye'ye bir iç savaş çıkarmak için ve Kürtlerle Türkler arası büyük bir savaşı organize etmek için bunu, bu komployu yaptığını söylüyordu. Ve bu nedenle de buna tepki olarak bu tarihten itibaren eğer peki kabul ederse kendisine artık bir neferi olduğunu söyledim. Bu biraz hem halka tavrımızı tam net olarak bırakmak için gerekiyordu, hem de gerillaya ve direnen güçlere moral vermek için bir sorumluluk duyarak yaptığım bir açıklamaydı. İlginçtir. Ona ceza vermek istemediler. DGM dava açtı. Sonuçta şunu dediler beraatime karar verirken. Yani ne kadar böyle söylemişse de cezaevinde olduğu için fiziki anlamda bunu gerçekleştirmesi zordur. Bu nedenle ceza verilmemesi gerektiğini söylediler. Böyle de ilginç bir anım var yani o konuda. Neden Öcalan'ı, Sayın Öcalan'ı hedef aldılar? Bir sefer sürekli büyüyen, hem gerilla hareketi anlamda hem halk desteği anlamda sürekli büyüyen bir trende sahipti PKK. Amerika PKK'nın bir önderlik hareketi olduğunu ve bütün bu yönlendirmelerin ve başarıların esas temel gücünün Sayın Öcalan olduğunu, onun özgür bir Kürt'ü yaratmak için özgür bir Kürdistan'ın ortaya çıkarılması için çok büyük bir çaba içinde olduğunu biliyordu. Hatta biliyorsunuz Türkiye 1984'te silahlı mücadele başladıktan sonra NATO'ya başvurarak 5. madde gereği destek istedi. Ve NATO da bu desteği verdi gerçekten. Ki NATO'nun başını zaten ABD çekiyordu. Yani. ABD o tarihten beri aslında PKK'yı tasfiye etmek için Türkiye'ye her türlü desteği verdi. İşte Olof Palme cinayetini PKK'nın üzerine yığıp PKK'yı kriminalize etme, her türlü şey aslında Amerika'nın öncülük ettiği NATO güçleri tarafından o amaçla gerçekleştiriliyordu. Yani Başkan Öcalan'ın, hatta o dönemde şöyle yorumlar yapılıyordu. Başkan Öcalan olduğu, yaşadığı müddetçe PKK 10 kere dahi, gerilla 10 kere dahi tasfiye edilse yine 11. defa Öcalan bunu oluşturur. Yani bu kadar etkili bir stratejik önder olduğunu biliyordu Amerika. Bu nedenle Orta Doğu'ya, hani Irak'a, yani ki Irak'a biliyorsun 1999'da bu komplo gerçekleşince işte Amerika'da hazırlık halindeydi Irak'a müdahale için. Orta Doğu'ya genel olarak askeri anlamda müdahale için hareket halindeydi. Ve ondan sonra da bu uluslararası komplo, mesela diyelim o zaman Kürt siyasi güçleri, işte KDP'ydi, YNK'ydi, PKK'ydi. İşte bunlardan PKK'nın özellikle tamamen kendi çizgisinde ve kendi paradigmasıyla hareket ettiğini gördü. Ve bu nedenle de Sayın Öcalan'ı birinci hedef olarak belirledi. Yani bunu mutlaka esaret altına almaya, hatta Türk Devleti tarafından isterse idam edilmesi falan da onun yolunu verdi. Çünkü yani idamın olduğu bir ülkeye uluslararası hukuk asla el vermez böyle bir siyasi, diyelim ki aranan bir insanı teslim etmek. Bu olamaz yani. Ama bunlar yapıldı biliyorsunuz. Yani işte bazı parasal çıkarlar uğruna Rusya Mavi Akım projesidir, 10 milyar dolar IMF kredisi desteğinde bunu yaptı. Atina tamamen buna girdi.
İtalya fazla tutamadı Başkan Öcalan'ı orada. Almanya sınırlarına tutukluluk kararını bile kaldırdı. Gıyabında tutuklama kararı vardı. Başkan Öcalan'ı kaldırdı. Yani bunun bütün hepsinin gayesi, İngiltere zaten öyleydi. Bunların hepsinin gayesi tamamen Pekke'nin tasfiyesiydi yani. Onun da işte bu komployla sonuca gitmesini arzuluyorlardı. Başkan Öcalan fiziki özgürlüğüne kavuşmayana kadar bu komplonun devam ettiğini kabul etmek durumundayız. Ve üstelik bu son zamanda artan mutlak tecrit komplonun daha da derinleştirildiğini aslında gösteriyor. Ama Başkan Öcalan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne savunma hazırlarken o dönemde tabii avukatlarıyla sürekli görüştüğü için aynı zamanda stratejik önder olma görevini de başarıyla yürütme sürecindeydi. Mesela o dönemde stratejik bir önder olarak PKK'nın yeniden yapılanması konusunda yeni bir paradigma konusunda adımlar attı. İşte demokratik cumhuriyet de Türkiye'nin sınırlarının bütünlüğü içerisinde yerinden yönetimlerin güçlendirilerek ve evrensel hukukun garanti altına aldığı, örneğin ana dilde eğitim gibi bütün hakların tam olarak sağlandığı bir Türkiye'de demokratik bir cumhuriyete dahil olabileceğini, Kürtlerin böyle bir durumda tamamen silahlı mücadeleden uzak, demokratik bir çizgide yürüyebileceğini deklare etmişti. Ayrıca Türkiye'nin demokratikleştirmesi yanında mesela kadın özgürlüğü, ekolojik ilkeler getirerek adeta PKK'yı yeniden yarattı. Yeni bir paradigmayla yeniden yarattı. Ve bu aslında komploya Başkan Öcalan'ın verdiği en etkili yanıttı. Bugün onun paradigması, onun cezaevinde, o zindan koşullarında, o sıkı tecrit koşullarında uyguladığı paradigma bugün neredeyse evrensel boyuta ulaşmış durumdadır. Onu sonradan değerlendiririz tabii. Kobani direnişinden hemen sonra görüşmemiz, yani 29 Kasım biraz daha geç oluyor. Sanıyorum daha önceydi. Şimdi tabii ben ilk defa Başkan Öcalan'la fiziki olarak 1993 yılında işte Öcalan devrede olduğu ve bizim de gitmemizi teşvik ettiği, yani Beka'ya gitmemize ve bizzat Başkan Öcalan'la görüşmeyi rica ettiği bir dönemde biz Başkan Öcalan'la karşılaşmıştık ilk defa fiziki olarak. Bunu sorabileceğini tahmin etmiştim. İlk sorusu o oldu zaten. Yani sadece tokalaşmamıza tabii ki izin veriliyordu o koşullarda. Bize önceden devlet heyeti ve oradaki görevliler tarafından hatırlatılmıştı. Sadece elini sıkabilirsiniz demişti. Şimdi biz o tokalaşma sırasında bana öyle bir sorunu yönelteceğini az çok tahmin etmiştim. Yani kaç yıl oldu görüşmeyeli diye. 21 yıl oldu dedim başkanım. 21 yıl oldu. Evet dedi falan. Yani ilk öyle bir karşılaşmamız oldu. Tabii ilk döneme göre 21 yıl aradan geçmiş. Saçında bir yığında kırlaşma olmuş. Ama bakışları, o canlılığı 5 dakika bile kendisiyle sohbet ederseniz o nasıl bir zekaya, nasıl üstün bir zekaya sahip olduğunu anlamanız bu konuda hiçbir özelliğinden kayıp yoktu. O hareketleri aynen devam ediyordu. Bir sefer öyle bir saygınlık oluşturmuştu ki devlet heyeti kendisine hep efendim diye hitap ediyordu. Yani ben 8 ay müddetince en az 10 kere yani görüştüğümüzü sanıyorum.
o görüşmeler sırasının hiçbirisinde, yani kendisine hitap ederken Sayın Öcalan veya Abdullah Bey falan diye bir hitabet ben devlet heyetinden duymadım. Yani çok saygılıydılar. Ve bu saygıyı oluşturan da Başkan Öcalan'dı. Mesela bir gün bizim yanımızda devlet heyetine sordu. Dedi ki, bakın uzun zamandır biz görüşmeler halindeyiz. Siz bir an bile benim bu meseleye ciddiyetsiz yaklaştığımı gördünüz mü dedi. Hayır efendim dediler, yani daima biz de her zaman bunu takdir ediyoruz dediler. Yani Başkan Öcalan böyle dedi. Bazen mesela şunu derdi, bize dönüp, yalnız bize de değil tabii devlet heyetine de söylerdi. Derdi ki, bakın bu sorun çok ince ve derin bir sorundur. Bu sorunu çözebilmemiz için mutlaka Almanların ciddiyeti ve disipliniyle çalışmamız lazım diyor. Tabii ben o zaman Almanya'da değildim. Almanların ciddiyeti ve disiplinle neyi kastettiğini ancak Almanya'ya sürgün gittikten sonra anlayabildim. Yani direkt başarıya kilitlenme diyebiliriz ona, ciddiyet ve disiplin derken. Direkt var. Mesela benim avukatım Almandı. Benim iltica, daha doğrusu oturma izni süreçlerini takip eden. Mesela bazen derdim ki, ya %95 bu böyle olur. Hayır efendim, hayır Atip Bey diyordu. %95 yetmez, %100 böyle yetmeliyiz diyebilmeliyiz. Evet. Bu kadar büyük bir ciddiyet, onu demek istiyorum. Ben burada tanık oldum. Başkan Öcalan'ın neden bunu ısrarla bize her zaman hatırlattığını tanık oldum. Bir de mesela diyelim ki zaman zaman Kandil'e gidişimizden sonra zaten şöyleydi. Biz hemen birinci gün, yani görüşme yapıldıktan sonra hemen ertesi gün dördümüz beşimiz bir araya gelirdik. İmar heyeti üyeleri olarak tutanağımızı hepimiz tutanak tutardı. Bu konuda da en başarılı bizim Doktor İdris arkadaşımızdı. Çok doktorlar biliyorsun o sürekli hızlı yazı yazma tekniğinden dolayı hiçbir kelimeyi bile kaçırmazdı. Ama biz yine de dördümüz beşimiz bir araya gelip o tutanakları hazırlardık. Her görüşme 30-40 sayfa tutanak tutanırdı. Altına imzaları gönderirdik aşağıya. Ve onlar inceledikten sonra KCG Yürütme Konseyi'nde işte gerektiği bize gelin derlerdi artık. Yani sizi yanıtlamaya hazırız. Ve her seferinde hareket raporlarında, Başkan Öcalan'a verdiği raporlarında şunu derlerdi. Devlet büyük bir savaşa hazırlanıyor. Kandil üzerinde medya savunma alanları üzerine sürekli keşif hareketleri yapılıyor. Kalekol adı verilen büyük böyle diyelim karevari karakollar yapılıyor. Yani bizim buradaki intibamız diyorlardı, Türk Devleti'nin büyük bir savaşa hazırlanmasıdır. Başkan Öcalan bunu dinlerdi. Hiçbir defa dahi, ya bizim arkadaşlar da hani çok abartıyorlar ya da niye böyle karamsarlar demiyordu yani. Dinliyordu ya da okuyordu. Tamam, biz işimize devam edelim diyordu. Tek cümlesi bu oluyor. Tamam, biz işimize devam edelim. Yani tamamen süreci gören, devletin ne yapmak istediğini çözen bir çizgideydi. Bir gün hiç unutmam, bu AKP'nin MHP ve Ergenekon'la hani ittifakı o süreçte 2014 bu özellikle Kobani Savaşı'ndan sonra gerçekleşti. Şimdi o sırada şöyle bir anekdot gelişti o dönemde. Sırı Önder arkadaş dedi ki, efendim dedi, başkana tabii hitap ediyor. Dedi efendim dedi, benim dedi çok sağlam kaynaklardan aldığım bir bilgiye göre AKP milletvekilleri cezaevindeki Ergenekon tutuklularıyla, onların öncü kadrolarıyla bir görüşme halindeler dedi. Başkan bunu çok ciddiye aldı. Böyle bir dakika sessizlik oldu neredeyse, abartmadan söyleyeyim.
Hiç kimse konuşmuyor. Devlet heyeti de var tabii ki. Başkan sonra döndü devlet heyetine, dedi ki, yanında kamu güvenliği müsteşarı oturuyordu. Dedi ki, sizde böyle bir haber var mı? Onlar da hayır efendim, bizim böyle bir şeyden haberimiz yok. Ancak biz bilgi alır, sonradan size bilgi verebiliriz dediler. Ama bence orada doğruyu söylemiyorlardı. Yani AKP'nin MHP ile ve Ergenekon'la hemen Kobani gelişmelerden, yani Kobani'deki şeyden hemen sonra, hatta Kobani'nin düşmeyeceği kesinleşmesinden sonra, öyle diyelim. Bunlar yani bir anlamda Erdoğan'ın bu ittifakı yaptığı anlaşılıyor. O da ilginç bir anekdottu. Bir diğeri Kobani'deki diyelim Zafer'in kesinleşmesinden sonraki ilk görüşmeydi. Yani 6-7-8 Ekim Serhildan'ı olmuş, ondan sonraki ilk görüşmeydi. Yani Başkan Öcalan'ı çok sinirli gördük biraz. Mesela dönüp devlet heyetine dedi ki, daha onların konuşmasını bile beklemeden, tabii oturmuştum ama genelde yani gündemi önce devlet heyeti belirtirdi, ondan sonra başkanla da belli bir müşavereden sonra görüşmeler başlardı. Şimdi o gün başkan dediğim gibi biraz hiddetlenmişti. Döndü devlet heyetine, dedi ki, bakın dedi, sizin tanklarınız oradaydı. İsterseniz DAEŞ'e müdahale edebilirdiniz. Ama sizler sadece seyrettiniz. Amerika müdahale etti. Şimdi Kürtlerdeki sempati Amerika'ya yönelebilir. Bunun sorumlusu da sizsiniz. Ve devlet heyeti tabii sus, hiçbir şey söylemediler. Ben mesela diyelim bu Dolmabahçe mutabakatı. Veyahut da diyelim Nevroz konuşmaların hazırlanması. Hepsinde Başkan Öcalan herkesi katmaya çalışır. Herkesi katmaya. Yani onun böyle bir kolektif tarzı, oturtma tarzına hep tanık oluyordu. Ve bütün taslakları da o hazırlıyordu. Yani devlet heyeti her zaman kendisine, efendim işte bu konuda Dolmabahçe mutabakatıyla ilgili bunun ön aşamasında Başkan Öcalan dedi ki, işte müzakerelerin başlıklarını belirlemeliyiz falan. O arada tabii onlar dediler, efendim siz bir taslak hazırlayın, o taslak üzerinde konuşalım. Zaten Dolmabahçe mutabakatı da çok kısa zamanda kabul edilmişti. Yani o zaman devlet heyeti tarafından. Yine ilginç bir anekdottur. Bazen hani Erdoğan benim haberim yoktu dedi, biliyorsunuz Dolmabahçe mutabakatına. Bunun bir yalan olduğunu belirtmek için söylüyorum bunu. Bir gün artık görüşmeler bitmiş, ayrılıyoruz. Artık onlar helikopterle dönüyorlardı merkezlerine. Biz tekneyle dönüyorduk. O yoldayken ben kamu güvenliği müsteşarına sordum. Dedim ki, buradaki görüşmeleri sizler bakanlar kuruluna bilgi veriyor musunuz? O da bana aynen şunu söyledi. Bakanlar kuruluna özel bilgi verilir. Diğer arkadaşlar da duyurlar tabii, yanımızdaydık, hep beraberdik. Ama Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a buradan ayrılışımızda en geç bir saat sonra bilgi verir. Örneğin Erdoğan diyordu ya, benim Dolmabahçe mutabakatına haberim yoktu, karşıyım falan. Şimdi o tamamen bir yalandı, yani gerçek dışı bir değerlendirmeydi. Onu belirtmek için söyleyeyim. Yani Başkan Öcalan her zaman barıştan yana, çözümden yana bir tavır içindeydi. Mesela örneğin demokratik özelliği herhalde şöyle formüle etmişlerdi. Yani 1921 Anayasası'nın güncelleşmesinden zaten sürekli bahsederdi. 1921 Anayasası biliyorsunuz yerinden yönetimlerin olduğu bir anayasaydı. Zaten Mustafa Kemal de 1923'te daha henüz 24 Anayasası çıkmadan, Kürtlere yönelik inkar başlamadan önce yani
gazetecinin kendisine sorusuna da o da o zaman o cevabı vermişti. Yani zaten bizde yerinden ademi merkezi bir anlayış var anayasamızda. Kürt sorunu da böyle çözeceğiz demişti. Hatta biliyorsunuz 10 Şubat 1922'de 18 maddelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli bir celsesinde 18 maddelik Kürdistan otonomi yasası bile kabul edilmiş yani. Anlatabildim mi? Ve bütün bunları dikkate alarak mesela Başkan Öcalan diyordu ki biz o ruhla bu sorunu çözebiliriz. Yani 1921 anlayışının zihniyetiyle bu sorunu çözebiliriz diyordu. Mesela şeylerin bu yerinden yönetime bazı şeyler getirilmişti. Bazı diyelim çekinceler getirilmişti. O çekincelerin kaldırılması. Mesela Başkan Öcalan şöyle diyordu. Ana dilde eğitim vesaire konuları hiç tartışmayız diyordu. Biçimlik tartışırız ama özü tartışmaz çünkü bu bir haktır. Haklar evrensel hukuk tarafından garanti alınan hakların üzerinde tartışma yapılmaz. Ancak ana dilde eğitimin nasıl olması gerektiğini tartışabiliriz. Yani biçimini tartışabiliriz. Özünü tartışmayız diyordu hiçbir zaman. Bunu devlet heyeti de kabul etmişti. İki şeyi dikkat çekerek bu sorunuza yanıt vereyim. Şimdi birincisi bir gün artık bu sürecin sona ereceği yönünde belirtiler artık ortaya çıkmıştı Nevroz'a doğru. Yani işte Erdoğan'ın konuşmaları değişmişti vesaire. O süreçte Başkan Öcalan bir görüşmede aynen şunu söyledi. Yani 5 Nisan'da hani masa devrildi ya ona yakın bir süreçti. Dedi ki bakın eğer bu süreç bozulursa dedi. Yani devlet heyetine söyledi. Bundan sonra tabii ki gelip gidebilirsiniz. Ancak bizim görüşmemiz hiçbir zaman sohbet niteliğini aşmaz. Çok önemliydi. Sohbet diyorum. Şey demiyor yani belli kararlara varma müzakereyi sürdürmeden öyle bir şeyden bahsetmiyor yani. Sohbet niteliğini aşmaz diyordu. Yine o süreçteydi. Yine o aynı görüşmede miydi? Farklı bir görüşmede miydi? Onu çok net hatırlamıyorum ama şunu dediğini şahit oldum, tanık oldum. Yine devlet heyetine dedi. Eğer dedi dedi bu süreci ben değerlendirdiğimde düşünüyorum ki Nelson Mandela çok haklıydı. Böyle olmuyor diyordu. Şimdi bundan kastettiği de şuydu. Nelson Mandela'ya daha adadayken yani tutukluyken, hükümlüyken işte o da bir adada olması ilginç bir benzerlik Başkan Öcalan'la. Şimdi kendisine devlet heyeti gelip görüştüğünde o diyor ki beni serbest bırakmadan yani ben tamamen özgür olmadan bu kadar büyük bir yükün altına giremem diyor. Ve Başkan Öcalan bunu hatırlatarak yani kendisi özgür olmadan artık çünkü daha önce Oslo yaşanmış, İmralı yaşanmış. Eğer bu süreç bozulursa diye söyledi. Zaten demek bozulacağını artık kendisi de öngördü. Değil mi? Görüşmelerden onu öngördü. Ve öngörünce böyle bir şey söylemişti. Bundan hareket ederek söyleyeyim ki hani bazen diyorlar ya işte Başkan Öcalan şunu dedi, bazen Erdoğan söylüyor işte yarına bir profesörü götürdüler, o çıktı bir şeyler söyledi. İşte Selahattin arkadaş konusunda yorumlar yapıyorlar vesaire. Şimdi bütün bunlar ve bazı çevrelerde de bunlar bir beklenti yaratıyor gerçekten. Bizden de bazı insanlarımıza da yaratıyor beklenti. Acaba tekrar İmralı süreci gibi bir süreç olacak mı? Hayır olmayacak denebiliriz. Bu sözlerden anlamı budur yani. Bakın Başkan Öcalan diyor ki gelirseniz artık sohbet niteliğini aşmaz. İki, Nelson Mandela haklıydı. Yani ben özgür olmadan artık böyle görüşmelerle sonuca gidilemez. Hem Oslo görüşmelerinden bu açığa çıktı hem İmralı görüşmelerinden. Yani bu sonucu çıkarmıştı.
Bu nedenle yani Başkan Öcalan'ın İmralı'daki görüşmeler tarzı bir görüşmeyi ben kabul edeceğini yani pek beklemiyorum onun bu sözlerine dayanarak. Ancak zaten dikkat ederseniz hareket de bu konuda, özgürlük hareketi de bu konuda çok nettir. Yani özgürlük hareketi de artık tecrit yetmez diyor. Tecritin kaldırılması yetmez diyor. Bu tecritin kaldırılmasının ötesinde Başkan Öcalan fiziki özgürlüğü olmalı. Eğer bir çözüm olacaksa, eğer bir görüşmeler süreci tekrar başlanacaksa, buna devletin niyeti varsa böyle başlamalı. Bu başka türlü olamaz. Gerisi hepsi psikolojik savaşın, özel savaşın halkımızı, işte insanlarımızın kafasını karıştırmaya yönelik girişimleridir diye okumak gerekiyor. Yani sanıyorum Başkan Öcalan'ın yanına gittiklerinde işte bazı dayatmalarda bulunuyorlar diye tahmin ediyorum. Başkan Öcalan da bunlara direniyor, kabul etmiyor yani. Bundan dolayı onlar da bu tecriti geliştirerek İmralı'daki bu kapalı olan görüşmelerin pek deşifre olmasını istemiyorlar. Çünkü Başkan Öcalan hiçbir bildiği kendisinde saklamaz. Onu söyler yani. Böyle bir tecrit durumu olmadığı zaman Başkan Öcalan özgürce konuşur. Konuşmalı da. Ama bunu istedikleri gibi olmayacağı, kendi politikalarına uygun olmayacağını düşündükleri için böyle katı bir tecrite başvurdukları anlaşılıyor. Mesela hatırlayın, en son telefon görüşmesinde bu bir oyundur. Yani böyle olmaz. Benim bir hukukum var, benim haklarım var. Böyle 3-5 dakikalık telefon görüşmesiyle olmaz. Avukatlarım, işte ailem, bunu oraya benimle gelmeye, görüşmeyi isteyen en insana fiziki olarak görüşebilmeliyim. Yani onlarla böyle kapalı kapılar ardında telefonla falan görüşmeler olmaz. Bunu kabul etmeyin dedi yani. Bunun bir oyun olduğunu söyledi. Ve ondan sonra da dikkat ederseniz bu katı tecrit başladı. Aslında bugüne kadar yani ta Leyla Güven arkadaşın işte 200 günlük süren ve diğer kendisiyle birlikte yoldaşlarının açlık grevleri sırasında da öyle oldu. Yani son zamanlarda yani adeta bu 2014 sürecinden sonra, 2015'ten sonra, savaş başladıktan sonra belli bir tecritin giderek adım adım katılaştırıldığı, çok mecbur kaldıkları dönemde ancak bazı görüşmelerin, kısa kısa görüşmelerin yapıldığını görebiliyoruz. Bu nedenle de Başkan Öcalan'ın İmralı'da büyük bir direniş sergilediği bu şekilde de anlaşılıyor. Şimdi devlet artık şunu görüyor. Bunu mesela diyelim savaş giderleri o kadar çok arttı ki, hatta bir dönem Erdoğan bunu bir merminin kaça olduğunu biliyorsunuz diye de itiraf etti. Devletin normal ekonomik anlamda, finans anlamında devamını sürdüremeyecek boyutta sorunlarla karşı karşıya. Mesela diyelim ki son elektrik zamları, işte genel olarak enflasyonun yükselmesi, yoksulluğun giderek artışı ve bu şekilde emekçilerin direnişi. Bu uzun sürede devlet içinde tam ciddi bir bunalıma yol açmış durumdadır. Yani şu anda devlet içinde bir bütünlük yoktur. Mesela hatırlayalım, her sıkıştığı dönemde devlet iki şey yapmıştır. Biri savaşı durdurmak için özellikle, değil mi, girişimlerde bulunmuştur. Çoğu zaman Başkan Öcalan'ın yanına giderek veyahut da çeşitli aracılar vasıtasıyla kendisine ulaşarak demokratik görüşmelerin yapılmasını arzulamıştır. Bir ikinci olarak da
bu süreç içerisinde, yani savaş sürecinde devletin çeteleşme eğilimlerinin arttığını devlet içinde ve işte Susurluk sürecinde olduğu gibi bu süreçte de giderek bunun giderek tırmandığını ve hatta bazı siyasal cinayetleri, yani siyasi hedefli ama mafya, işte çete diyelim ki savaşlarının başladığını görüyoruz artık. Kıbrıs'ta en son bu Karalya'nın öldürülüşü, işte ve birçok bile mafya unsurunun bugünlerde sessiz sedasız veyahut da eski çetelerden, işte özel timlerden bazılarının öldürülüşü falan. Yani bu şunu gösteriyor. Artık bir kokain kaçakçısı durumuna girme durumundadır neredeyse devlet. Bu anlamda devlet hem kirlenme, hem devlet içindeki kirlenme, hem de bu çoklu krizden devlet içinde belli kesimlerin rahatsız olduğu konusunu ben şahsen değerlendiriyorum. Yani bunlar ileride neye yol açar şu anda kestirmek zordur. Ama mesela kitlelerde her an bir kıvılcımla patlamaların gerçekleşmesi de mümkündür. Yani onun için Demokratik İttifak, Türkiye'nin demokratik devrimci güçleri her zaman böyle bir sürecin başlamasına hazırlıklı olmalı. Böyle CHP'nin dediği gibi işte sokak hareketlerine kötü yaklaşan, sokak hareketlerinden uzak duran bir çizgi asla bu sorunu çözmez yani. Ve bu giderek AKP-MHP Erdoğan rejimine, bu faşist rejime umut verir. Umut verir. Ve bunun umudunu kırmak ancak dediğim gibi şuna bağlıdır. Kazanamayacakları konusunda hem halkın, kitlenin hareket halinde olması hem de bütün muhalif örgütlü güçlerin birliğini güçlendirmeleri ve sürece böyle dahil olmaları da mümkündür. Aksi takdirde yani Erdoğan'a kalırsa işte herkesi tehditle susturmanın bir parçası olarak seçimleri dahi yaptırmayabilir. Seçimleri dahi yaptırmayabilir. Türkiye'yi bir savaş haline sokarlar. Bu şekilde olabilir yani. Yani kendileri de her zaman anket yapıyorlar. Kürt halkı içerisinde büyük bir kaybedişin içinde olduğunu görüyorlar yani. Hatta bu kaybedişin bir göstergesi olarak örneğin son zamanda dikkat edin Kürdistan'da bazı korucu başları kendi taraftarlarıyla birlikte, korucularıyla birlikte CHP'ye geçiyorlar yani. İlginç. Yani onlar da devlet de belli bir anlamda artık AKP devletin belli bir kesimi yani. Öyle anlaşılıyor ki hani AKP-MHP ile artık yollanılmayacağını, bu rejimin artık son demlerini yaşadığını, çöküşün eşiğinde olduğunu bazı kesimler görebiliyorlar. Bu nedenle yani Erdoğan'ın bu konuşmaları bir sefer ahlaki değil. Şimdi Sayın Öcalan'a bu kadar mutlak bir tecrit, işkence düzeyinde sayabileceğimiz bir tecrit uygulanırken kalkıp Kürtlere mesermesi yani gayri ahlaklıdır. Bir sefer şunu görüyor Erdoğan en azından. Kürtler içinde kaybediyor. Yani Kürtlerdeki, çünkü biliyorsunuz eskiden, hani hatırlayalım, seçimlerde de öyleydi. İki parti vardı Kürdistan'da. Değil mi? Kuzey Kürdistan'da. Evet, evet. HDP'ydi, AKP'ydi yani. Şimdi bu AKP'nin tamamen eridiğini Kürdistan'da görebiliyorlar yani. Şimdi dolayısıyla bu erimeye karşı bazı Kürtlerin kafasını karıştırabilir mi? Bir özel savaş taktiği olarak Erdoğan bunu uyguluyor. Yoksa gerek özgürlük hareketi, gerek bu sürecin yani bitmesinden önce Başkan Öcalan görüşmeler sürecinde artık bu süreç bozulursa nasıl bir sürecin başlaması gerektiğini zaten açıklamıştı yani. Bunu bilen insanlar Başkan Öcalan'ın
yani şey tarafından, Erdoğan tarafından tamamen istismar edildiğini görebilir yani. Gayri ahlaki bir yaklaşımdır yani. Böyle bir şey kabul edilemez. Hani eğer gerçekten kendisine güveniyorsa Erdoğan, açsın İmran'ın kapılarını, Başkan Öcalan konuşsun, özgürce konuşsun. Ama bunu yapamaz. Bunu yapamayacak cesaretleri de yok zaten. Çünkü açıldığı anda Başkan Öcalan'ın onları nasıl mahkum edeceğini çok iyi biliyorlar. Yani 7 yıl Türkiye'ye çok şey kaybettirdi. Bu 7 yıllık savaş Türkiye'ye çok şey kaybettirdi. Ve bu kayıpların hepsine hesabını verecekler. Hareketimiz de şunu diyor yani. Başkan Öcalan'ın özgürlüğüyle Kürt halkının özgürlüğü hepsi iç içe geçmiştir. Başkan Öcalan özgür olmadan ne çözüm olur ne özgürlük olur. Hiç kimse böyle bir şey beklememelidir yani. Bunun için yani tamamen dediğim gibi Erdoğan'ın yaklaşımları, işte bazı Kürtlerin kafalarını karıştırabilme, hatta ona yardımcı olanlar da var, isimlerini anmak istemiyorum. Böyle son zamanlarda sürekli onu kaşımaya çalışıyorlar. Sanki tartışma konusu bu olmalı. Hayır, bu çok nettir yani. Başkan Öcalan özgür olmayana kadar, özgürce kendisini ifade etmeyene kadar, fiziki olarak kendisini rahatlıkla ifade etmeyene kadar asla onların söyledikleri söz dikkate alınmaz. Tartışmaya bile girilmez. Yani onların diyelim ki Erdoğan'ın sözlerini bile ya da bir başkasının bu konudaki sözlerini bile alıp tartışmaya bile değmez yani. Bu kadar net olmak gerekiyor. Ben bizzat tanık olduğum, işte biraz önce yani tekrarladığım düşüncelerini dikkate aldığımda belki yeni bir taktikle Sayın Öcalan'ın belli anlamlarda görüşmelere giden mutlaka vardır. Yani devlet heyetlerinin ben orayı boş bıraktığını sanmıyorum. Gidiyorlar. Ama Başkan Öcalan 7 yıl önceki o yaklaşımını bence o konuda direniyor. Yani özgür bırakılmadan asla bu sorun muhatap olmam ve bu konuşmaları da oradaki bütün konuşmaları da sohbet niteliğini aşmaz. Bence bu noktadadır Başkan Öcalan. Yani çünkü o zaman hep şu şartla söylüyordu bunu. Eğer bu süreç bozulursa diyor. Süreç bozuldu zaten. Kim tarafından bozuldu, nasıl bozuldu belli zaten. Yani devlet heyeti mesela başkan en son görüşmelerinden birinde şunu demişti yani. Müzakere heyeti yani Dolmabahçe mutabakatında varılan 10 maddelik müzakere başlıkları tartışacak olan müzakere heyeti gelmeden asla siz de gelmeyin. Gelirseniz de çıkmam diyorum. Yani müzakere heyeti gelmemişse çıkmam diyorum. Bu kadar net yani. Şimdi dolayısıyla eğer gerçekten bu sorunun barışçıl çözümüne, demokratik çözümüne yönelik bu 7 yıllık savaş pratiği de ders alınarak yani devlet bünyesinde bir çözüm düşünülüyorsa yani bunun eski taktiklerle olmayacağını bilmek zorundadır. Yani eski yöntemlerle bu olmaz artık. Bu gerek mesela şeyi denendi. Oslo görüşmeleri denendi. İmralı görüşmeleri denendi. Daha önce 93'ten beri Özal'ın döneminde birçok böyle görüşmeler ya da Başkan Öcalan'ın yeni diyelim ki komployla Türkiye'ye teslim edildiği tarihteki görüşmeler, devlet heyetiyle çok uzun süreli görüşmeler. Bunların hiçbirisi sonuç almadıysa aynı yöntemleri bir de tekrarlama kabul edilemez zaten. Ben Başkan Öcalan'ın bu noktada olduğunu düşünüyorum. Yoksa devletin içinden heyetler gidebilir çünkü devlet gerçekten sıkışmış. Tabii ki direniş içerisinde zaten onun bunu savunması bir direnişin göstergesi. Yani Erdoğan'ın bu kadar böyle gayri ahlaki bir anlamda da olsa medet ummuşu yani bu nedenledir. Bu nedenledir. Yani iyice bu konuda sıkışmışlar
ve Başkan Öcalan'ın direncini de kıramıyorlar. Yani. Şimdi devlet heyetine diyordu ki, bakın bu süreç bozulursa, yine dediğim gibi sürecin bozulmasına yakındı. Eğer bu süreç bozulursa diyordu, 25 yıl daha savaşsa sonuçta yine bu noktada ancak çözüm bulunabilir. Yani kendisinin çizdiği çerçevede, demokratik özellik çerçevesinde o demokratik konfederalizm, işte kadın özgürlüğünün, onun paradigması çerçevesinde ancak bu sorun çözülebilir diyordu. Şimdi bu noktada gelen bu 7 yıllık savaş neyi ortaya çıkardı? Bir, devlet her türlü, sözüm ona silah deneyimi, teknik deneyimine rağmen, yenilenmeye rağmen, güç sorununu savaşla tasfiye edemez. Değil mi? Gerilla varlığını bu yıl ispatladı. Evet. Gerek Gari'deki direnişler, gerek Varhele'deki, işte Avaşin'deki, diğer Zap'taki, bütün o Metina'daki bütün o direnişler şunu ortaya koydu. Kimyasal silahlar kullanılmasına rağmen 300 civarında kimyasal silah kullandı. O siyah alanları bilmem ne, her türlü yöntemi denemelerine rağmen geriletemiyorlar. Şimdi bu şu demektir. Savaşla sonuç alınamaz. Eğer savaşla sonuç alınamazsa o zaman ne yapacak? Şimdi bu konuda bir sefer AKP, MHP diğer, yani özgürlük zamanı için birbiri bu yönden. Şimdi bir diğer yönden de baktığımızda AKP, MHP artık çöküş aşamasındadır. Yani Türkiye'yi yönetemez durumdadır. Dediğim gibi yarın ne olacağını kimse bugüne kestiremiyor. Böyle bir belirsizlik içine girmiş. Çoklu bir kriz içindedir. Hani bazen bazı ölümlerde doktorlar raporlarında şöyle derler. Çoklu organ yetmezliği. Çöküşten önceki aşamadır yani. Artık çökecek ama bütün diktatörlerde Hitler'de de bu görüldü. Başka diktatörlükler de dünyada böyledir. Bu gerçeği görmezler. Kendi küçük o saraylarında, küçük dünyalarında yaşarlar ve hiçbir zaman gerçekle karşı karşıya değil, etrafını da ona gerçekleri anlatacaklardan soyutlamışlardı zaten. Şakşakçıları sadece kalmıştır. Şimdi eğer Erdoğan gerçekten bunları görebilecek durumdaysa, henüz sarhoş durumda değilse o şakşaklardan, artık çöktüğünü anlamalıdır. Yani AKP, MHP, Ergenekon ittifakı çökmüştür. Şimdi bu nedenle daha fazla insanımızın can kaybı olmaması, daha fazla Türkiye'nin hem Türk halkının hem Kürt halkının gençlerinin daha fazla kanlarının akmaması, acıların yaşanmaması, Türkiye'nin neredeyse hani derler ya 5 sente muhtaç olur bir konuma düşmemesi için. İşte yarın öbür gün ortaya çıkabilecek bir kıvılcımla Türkiye içinde kitlesel patlamaların oluşabileceği öngörülürken, böyle bir aşamada Başkan Öcalan'ın özgürlüğü hem Kürt toplumunu, hem Kürt halkını, hem de Türkiye Türk toplumunu tümünü rahatlatacak ve bu çoklu krizden çıkış yolu gösterecek tek çaredir. Yani Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğü sağlanmalıdır. Bu olmadığı takdirde gidiş sadan savaştır, çok açıktır. Yani 2022 yılının planlamasında hem devlet planlamasında görülüyor bu, artık savaştan başka çarelerin kalmadığı ve bir de diyelim ki özgürlük hareketi de bu konuda özgürlük, yani 2022 yılını çok derin bir savaş yeri olarak düşündüğü artık açık açık çıkmış durumdadır. Şimdi gelen mesele şudur. Şimdi tamamen halklarımızın lehine, hatta Orta Doğu halklarında lehine, bütün toplumlarımızın lehine olan bir adım mı atacağız? Yoksa giderek felaketlere Türkiye'yi götüreceği ve sonu kestirilemeyen maceralara mı, savaş macerasını devam ettireceğiz? Yani geldiğimiz noktada budur. Biz savunma konumundayız Kürtler. Yani Kürtler hiçbir zaman
savaşı. Hatta 93'te bile Sayın Hoca'dan şunu demiştim. Daha 93'te. Biz bu silahlı savaşı başlatırken Kürt sorunu şiddetle çözülemeyeceğini, inkarla çözülemeyeceğini belirtmeye çalışıyorum. Şimdi amacımıza ulaştık. Artık bu dünyada açığa çıktı ve Türkiye'de de açığa çıktı ki Kürt sorunu şiddetle çözülemez. Askeri yöntemlerle çözülemez. O halde diyordu, bir an önce bu zarardan dönelim ve sorunu barışçı çözelim. Şimdi aynen o anlayış şu anda, şu günde de geçerlidir yani. Biz bunu görüyoruz. Kürtler olarak bunu görüyoruz. Yani Türkiye'nin bununla bir çöküşe doğru adım adım gittiğini, sonu kestirilemeyen toplumsal patlamaların kapının eşiğinde olduğunu, savaşla da asla sonuç alınamayacağını, sadece işte insanların, bizden, onlardan insanların öleceği, yani bunlar çok, onun için özgürlük zamanıdır diyoruz. Yani bir an önce barışa, çözüme, demokratik gelişmeyi sıkıca örmeye gelişme zamanıdır. Aksi takdirde yani bunun hiç kimseye yarar getirmeyeceğini biz görüyoruz. Kürtler görüyor mu? Savaşı dayatan, bu çözümsüzlüğü dayatan, bize bu felaketi dayatan bizzat AKP, MHP, Ergenekon ittifakı ve hükümetidir, rejimidir. Bu faşist rejimdir yani. Biz faşizme karşı tabii meşru hakkımızdır direnmek. Gelip senin canını alacağım diyen bir kişiye karşı veya da bir topluluğa karşı ya da bir güce karşı direnmek de meşru haktır. Bu nedenle yani dileriz aklı selim eğmen olur. Aksi takdirde yani bizim bu sıkı savaşı sürdürmekten başka çaremiz yok. Çünkü gerisi teslimiyettir ki bu asla olamaz. Peki çizgisinde teslimiyet yoktur. Ölümü göze almak, her şeyi göze almak vardır ama teslimiyet yoktur. Asla yok. Bunu devlet de biliyor. Onun için devletin içinde eğer aklı selim kesimler hala kalmışsa bunu görmek zorunda. Bu savaş tekrar ediyor kendisini. 7 yıl ya, 7 yıl hiçbir sonuç alamadı ya. Her türlü şey denendi 2020. Niye savaşta bu kadar ısrar ediyorsun? Yani şimdi Rojava devrimi bütün dünyayı etkiledi. Yani nasıl 1789 Fransız devrimi, işte ulusal devletlerin kuruluş sürecinde bir kıvılcım çaktıysa ve ondan sonra giderek evrenselleştiyse o konu, ya da Ekim devrimi mesela. Ekim devrimi işçilerin, emekçilerin devrimiydi. Ondan sonra bütün dünyayı etkilemeye başladı. Aynen Rojava devrimi de, Sayın Öcalan'ın paradigması doğrultusunda Rojava devrimi de böyle bir etkiye sahiptir dünya çapında. Hem Orta Doğu'yu hem diğer bütün dünya evreni, dünyayı etkileyecek konumdadır. Mesela diyelim demokratik ulus tezi. Başkan Öcalan. Bugün Rojava'da canlı olarak uygulanıyor ve sonuç alıyor. O kadar Orta Doğu mozaiğinin etnik ve inanç açısından renkliliği, o mozaikliği dikkate alındığında Rojava'daki hala bu savaşın şeyi altında olduğu halde, yani sürekli saldırıların altında olduğu halde, bir de saldırıların altında olmadığı bir dönemi düşünün. Tüm Orta Doğu halklarını etkiler, kesinlikle etkiler. Yine demokratik konfederalizm tezi. Bugün Güney Amerika'dan tutun da bütün sol sosyalist hareketlerin olduğu yerde tartışma konusudur ve benimsenme noktasındadır. Yani mesela diyelim ki gençler şu anda internasyoneller yürüyorlar. Değil mi? Başkan Öcalan'ın özgürlüğü için şu anda yürüyüş halindeler. Onların geldiği ülkelere bakıyorsun, saygı duymamak mümkün değil. Yani Bolivya'dan kalkmış ya da Şili'den kalkmış buraya gelmiş yürüyüş yapıyor. Başkan Öcalan'ın özgürlüğü için. Çünkü Başkan Öcalan artık yarattığı bu yeni paradigmayla ezilenlerin, başta kadın özgürlüğü olmak üzere ezilenlerin, kadınlar olmak üzere ezilenlerin rehberi durumundadır. Onların
ideologu onların temsilcisi durumundadır. Şimdi dolayısıyla yani Başkan Öcalan'ın özgürlüğü için mücadele etmek, onu sıkı sıkıya sahiplenmek sadece Kürtlerin de görevini olmasını aşmış, Türkiye toplumunun, demokratik güçlerinin ve dünyadaki demokratik sosyalist güçlerin de takdirini almış ve uygulama yönünde kapıların zorlandığı, uygulama açısından, her yerdeki uygulama açısından kapıların zorlandığı bir aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Bu nedenle bu 15 Şubat'ın işte yaklaştığı bu günlerde Kürt halkının çok güçlü bir sahiplenişle, dostların da desteğiyle Başkan Öcalan'ın bu 24. Esaret yılını özgürlüğe taşıyacak bir hareketlenme, bir sahiplenme içinde olacağına ben şahsen inanıyorum. Önümüzde 8 Mart var, önümüzde Nevroz var, 4 Nisan var. Bu süreç içerisinde halkımızın dediğim gibi tüm gücüyle bu sürece yüklenmesini ve Başkan Öcalan'ın özgürlüğü için çok güçlü bir hamle yapmasını bekliyor ve saygılar sunuyoruz.